Burası Türkiye'nin en büyük kışlası, meşhur Selimiye. Sultan 3. Selim bu kışlayı Nizam-ı Cedid askerleri için yaptırır. Hoş, bu Nizam-ı Cedid işi daha sonra Sultan Selim'in başını yer ama o diğer bir konu. Bu kışla gerçekten o kadar büyüktür ki denilir ki bu kışlada 7 yıl süreyle askerlik yapan iki kardeş aynı kışlada askerlik yaptıklarını ancak terhis olup köye döndükten sonra anlarlar. Selimiye kışlası Kırım Harbi'nde bir hastanedir. Ünlü Florence Nightingale bu hastanede savaşın yaralılarına şifa dağıtmaktadır. Kırım Harbi'nde müttefiklerimiz İngiliz, Fransız ve Sardunyalılardır. Düşmanlarımız ise Ruslar. İnce siyaset. Akıl sır ermez ki bu işlere. İngilizler İstanbul'a gelirken onlarla beraber bir de İskoç alayı gelmiştir İstanbul'a. İskoçlar da tabii ünlü Gaydalı bandolarını da beraber getirmişlerdir. Ve bir İskoç kompozitör bu Gaydalı bando için bir marş bestelemiştir. Reşat Ekrem Koçu'dan aldığımız bilgilere göre bu marşı duyan bir İstanbul delikanlısı marşın namelerini birazcık değiştirip üzerine Türkçe sözler yazarak bugünkü Üsküdar şarkısını yaratmıştır. Böylece yabancı şarkılara Türkçe sözler yazma modasının ilk örneğini de oluşturmuştur. Selimiye kışlasının şu kulesiyle göz kırpışan ve gökyüzüne bir kalem gibi yükselen tek minaresiyle Harem Camii'nin hemen altında harem iskelesi varmış eskiden. Sultan 3. Mustafa zamanında hareme mensup bazı hanımlar çevredeki köşk ve konaklarda yaşarlarmış. Ve bu iskele sırf onların kullanımına açıkmış. Bu iskeleye erkekler pek sokulamazlarmış. Bu nedenle bu iskelenin adı Harem İskelesi.